Dışarıda var değil mi kamera? Abi şey söyle. Değerli arkadaşlar, programdan sonra başlatacağız ama görüyoruz ki salonda ciddi bir yoğunluk var. Sesleniyor 1, 2, 3, 4, hey. Çeşit bitkinin yani kokularının yayıldığı bir memleketi
bir daha görmek mümkün olmadı. Siyasi görüşlerimiz uymayabilir ama Aziz Nesin'in müthiş bir lafı vardır. Bursa'nın artık zenginliği var, adı var ama şeftalisi yok, aptal burjuvazi dediydi. Yani insanlar niye zengin olurlar, onu da anlamak çok zor tabii. Ova'daki şeftaliyi bile artık bulamayacak veya çok nadir bir yerde bulursan o zaman niye zengin oluyoruz ki? Yani niye zenginleşiyoruz, niye tesis kuruyoruz? Toprak değişiyor. Bunu burada anlatıyorum. Bosna'da da böyle bir facia yaşanmak durumundaydı ve yaşandı. Yani Tito'yu ve Tito Yugoslavya'sını Bosnalılar müreci olduğu için Venişer olduğu için tercih edilebilir olduğu için kabul etmişlerdir. Fakat severler, o dönemi de anarlar. Fakat tabii o ülkede bazı değişiklikler oldu. Benim gördüğüm Bosna tam, Saraybosna tam bir Bursa'ydı. Hatta tepeye tırmandığım zaman mezarlıklar, haziresi, efendim oradaki ilk tekke, Kadiri Tekkesi, enteresan bir biçimde Fatih Sultan Mehmet Han'ın resmi vardı içinde. Resim sakmamız, şey yapmazlar genelde dervişler o tarikatta ama orada bir istisna vardı. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın yani Fatih'in, Bosna'nın gerçek Fatih'inin resimleri vardı. Şimdi onun üzerinde biraz durarak işe başlayacağız. Bosna konuştuğu dil itibariyle bir türlü ismi konamayan bir dilin sahibidir. Buna önce Sırpça diyorlardı, Serbska, sonra Serb-Hırvatska dediler. Hırvatlar biz böyle sırf Sırpça dedirtmeyiz buna dediler. Bugün artık Bosnakça'da bir lisan oluyor. Yakında da Çernagora ilave edilecek ona Karadağ. Lisan bile tam bir isimle benimselmiyor. Tabii arada müthiş bir vokabüler farkı var. Bilhassa Bosnak dilinde vokabüler ve deyimler farkı var. Bu tabii onu artık yavaş yavaş öbürleri için anlaşılması mesele haline getiriyor. Çünkü şöyle bir durum vardır filolojide. Mesela İsveççe Danimarkaca ve Norveççe aynı dil. Aynı dil. Bunların ortak anıları da Norse dediğimiz dil. Bu Norse dilinin doğu yarattığı diller bunlar. Yani o meşhur Vikinglerin dili Norse. İşte o şeyin içinde, bin yılın içinde, geçen bin yıl bile değil. Bugün bu güçlü çıkmış gibi oluyor. Şimdi bu son derece acayip bir şey. Eski Yunanca ile bugün konuşulan Yunanca'nın arasındaki fark, Norse ile bunların arasındaki farktan çok daha fazla. İlginç. Şimdi bunların üçüne lisan. Katiyen kalkıp da Danimarkalılara sizin diliniz İsveçliymiş falan demeyin, sizi evden falan kovarlar yani. Tesadüfen davet edilmişlerse Norveçlilere İsveçli olduklarını falan söylemek gibi bir gaflette inşallah bulunmazsınız. Yoksa işiniz kötü olur. Ve bu adamların sefirleri, yani sokaktaki adam yahut flört eden gençleri söylemiyorum, sefir süferası bir araya geldiği zaman mükemmel kendi dilini konuşuyor, anlaşılıyor. Kitapları da öyle. Yani tercümeye lüzum yok, tercüme ettik diye laf olabilsin yani, onda tercüme falan yok, doğrudur. Tercüme ettik diyor, redice etmiş, bazı kelimeleri değiştirmiş, o kadar. Bunu ayrı lisan diye konuşuyor. Böyle bir grup daha var.
bu grubun adı da Çekçe, Slovakça ve Polonez dili bir portadır. Orada da aynı durum söz konusudur. Sefir süperası Türklerin münevveri kendi ağzıyla aynı şekilde anlaşır. Hatta Çekya'da bu Prag Baharı'ndan sonra 67'den sonra şiddetli bir sansür uygulanırken millet bir takım kitapları Polonya'dan getirtir, öyle okurlar dolaşırlar. Polonya'da basılan Polakça denen kitaplar dolaşırdı onun için. Bugün artık bunu diplomatik yönden de, kültürel yönden de kabul etmek zorundayız. Kökte aynı olan bir dilin üçe doğru yanılımı var. En azından diplomatik olarak konuşurken buna dikkat edip Osmanlılara karşı onu söylemek istiyorum. Filolojik doğrular her zaman şeyi götürmez. Kaldı ki dünyada insanların bölümü farklıdır. Hollandaca ile Almanca aslında iki ayrı lehçedir. Ben size bunu söyleyeyim. Öte yan kalkıp sokağa bu lafla çıkmayın, çok kötü olur. Böyle Hollandalılar Allah vermesin yani. Almanlar belki kabul eder Hollanda dilini, Flamanca'nın lehçesi olmayı da öbürküler öyle bir şey söylemek çok kötü olur. Laf aramızda. Diğeri benzer bir durum Türk lehçeleri arasında söz konusudur. Bugün Türk dünyasında konuşulan diller bir araya geldiğimiz zaman birbirimizi anlıyoruz. En kabiliyetsiz insanlar bile bir hafta sonra anlamaya başlıyor. Fakat bunlar bazılarına ayrı dil diyorlar. Bilhassa yeni Amerikan propagandası bu merkezdedir. Geçerli değiliz. Onu size söyleyeyim. Yani çok açıktır bu. Onun için bu tasnifi size burada belirtmek istiyorum. Bence en pratik meselelerden birisidir. Tabii tarihte bu dediğimiz ünitelerin arasında büyük farklar vardır. Bunlar bir arada yaşamamışlardır. Sırbistan'ın Nemanja Hanedanı, Ruslar İmparatorluğu dediği zamanda bile içinde Hırvatistan gibi, Bosna gibi bir ünite yoktur. O çok açık. Bosna her zaman bir memlekettir. Son zamandaki kralı Thomas Katolik olmuştur siyaseten. Papa'nın elinden böyle bir taç giymiştir. Bu bir siyasettir. Milleti temsil etmez. Daha evvelki hükümdarları da temsil etmez. Çünkü Bosna'da Katolisizm diye bir şey yoktur. Var ise onlar ya oraya gelip yerleşen Hırvatlardır. Veya işte Avusturya devrinde olduğu gibi oradan oraya çalışmaya gelen falan nüfus için yapılmış kullanılan yerlerdir. Bosnalılar tarihte hiçbir zaman Katolik olmamışlardır. Öyle bir şey yok. Peki ne zaman Müslüman oldular? Türk fethinden sonra. Ondan evvel ne yapıyorlardı? Çok tartışılır, yeni tartışılacak bir konu. Bogomil diyorlar. Bogomilizm Hristiyan kilisesinde kiliseyi tanımayan bir dindir. Buna çok kızarlar, dinsiz derler. Siz anlamazsınız. Allah Allah, bizim Müslümanlıkta da cami yok. Yahudilikte de öyle bir cami gibi, sinagog gibi bir ruhani bir teşkilat yok. Niye böyle diyorlar ki adamlara diye ama öyle. Hristiyanlık, kilisenin varlığı, kilisenin otonomisi, kilisenin vekaleti ve kiliseye kendini bağlayarak dine girme esası üzerine kurulduğu için kiliseyi, onun rahiplerini tanımak, Tanrı'nın vekili olarak görmek zorundasın dünyada. Böyle bir bogomilizm bunu reddetti. Bu Bulgar dili değildir aslında. Kökleri buraya gider Ermenistan'a. Kondratikler vardır, Tefrikeliler vardır, Divrik'ten ve daha doğusundaki bölgedeki Ermenilerden çıkar bu. Bunlar kiliseyi ve ruhban sınıfını reddeden kendilerince Hristiyanlardır. Bugün de böyle bir Hristiyanlık var dünyada. Hepinizin bildiği gibi evangelizm diye yayılıyor dört tarafta. Her mahallenin kendi papazı var, her papazın da kendinin papazlığı var. Yani böyle bir gönüllü bir papaz seçimi gibi vekalet söz konusu değil.
kiliseye bağlanmak söz konusu değil, mevcut Hristiyan alemi için en büyük tehlike olarak görülüyor yani kiliseler için. Bosna'da da buna benzer bir hareket vardı fakat bu hiçbir zaman Bogomilizm'de değildir. Buna Bosna Kilisesi denir. Bu Bosna Kilisesi de bir kilise değil, bir cemaattir. Yani o anlamda klerikalizmin, rahiplerin veya bir papanın, başpiskoposun yönettiği bir şey değil, bir cemaat değildir. Bunun üzerinde maalesef reddedemiyorsun çünkü çok kalıntı var. İkide bir tarihte ismi geçiyor, kroniklerde isimleri geçiyor. Bosna'nın tarihine baktığın zaman civar ülkelerde daha papalığın arşivlerine kadar bunlardan bahsediliyor. Ama tabii aynı zamanda da o inancın kendi literatürü çok iyi tutulmadığı, tutulmadığı için de bir bilgin tam sağlam olarak oturmuyor. Fakat şurası da bir gerçek ki Bosna'nın 1400'lerde başlayan Osmanlı etkisinden sonra Fatih Sultan Mehmet fethiyle topraklarımıza katılmasıyla bu iş artık İslamiyet'e inkılap etmiştir. Bosna Hristiyanlıktan veya işte benzeri bir durumdan Müslümanlığa en kolay geçen memlekettir. Üst sınıflardan başlayarak toprak sahiplerinden beyler, begovitsalar falan alta kadar çok süratle gitmeye başlamıştır, yayılmıştır. Nedenleri farklıdır. Fatih Sultan Mehmet devrinin Osmanlı İmparatorluğu Yavuz Sultan Selim Han'ın gibi değildir. Son derece geniş, bütün öbür dinleri tanıyan, bilen bir bürokrasi. Çünkü padişahın kendisi öyle. Ve padişah rufilikle ilgisi olan biri. Ve bu yapı itibariyle de Bosna'da tarikatlar çok erkenden yerleşmeye başlıyor. Fakat enteresan bir şey, bizdeki heretik böyle çok rahat, serbest, Rustahi, kırsal olarak görünen Bektaşilik ve Alevilik burada tutulmuyor o kadar. Yani Bektaşilik mesela Arnavutluk'ta falan yaygındır. Bosna'da Mevlevilik gelmiştir. Neden? Hiçbir izah tarzı bulamıyorum. Münevverlik entelektüelsi. Yani bunlar okumaya, yazmaya, literatür takip etmeye meraklı kimseler. Yani literatürü olmayan, genel kabul, kabul görmüş ilkeleri, yorumları, içtihatları olmayan, düşünceleri ve dinleri kabul etmeye teşne bir cemaat değil. Kuralları çok sıkı. Mesela Evliya Çelebi bir şey anlatıyor. İlk başta adama çok tuhaf geliyor fakat çok doğru ve anlamlı. Gençler evlendikten sonra bekarlık arkadaşlarıyla hem kız hem oğlan ilgiyi kesiyor. Yani herhalde bir hayırlı olsuna geliyorlar. Bir daha da onları kimse evde görmüyor. Öbürüne gidip kahvede, mavede, günde onlarla oturmuyor. Ne kadar katlar bir şey diyorsun yani 15 sene, 20 sene biriyle arkadaşlık etmiş, oynamış kız değil mi? Bir göremiyor doğrudur yani. Bekliyor ki o da evlensin de o zaman görürsünler. Ben bunu anladım çünkü bekar bir kıza evli bir kadının nesilleri müsbet de olur, menfi de olur. Çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Yine aynı şekilde evli bir erkeğe bekar arkadaşlar pek hayırlı sesleri olmaz. Gel gidelim göksüye derler, oradan başlarız. Bu sıkı bir tabir, bunu anlatmış evliya gibi zeki bir adam. Şimdi böyle bir toplum her şeyleri kurallarıyla yapmaya alışmış, bunun mantığını bulmuş bir toplum. Bu adeta İslam dünyasında, hatta bütün Balkanlarda, Hristiyanların da ortasında böyle Almanlar gibi, Çekler gibi bir strict yani doğrucu, çok pekin bir toplum. Onun için bunların yapıları değişik. Bir işin köküne iniyorlar. Mesela Osmanlı geldi, Türkçe geldi, Türk.
Türk Edebiyatı geldi, hoş geldi. Yani onu bilmem ne yapıp orada dursun da işte bize böyle bilmem Anadolu'dan gelen elinde saz Bektaş'ı dinleyelim, yok işte Alevi dedesini dinleyelim. Yani yok, sert adamlar. İlla ki Mevlevi tarikatının halimane şeylerini telkinlerini bekliyorlar tarikat için. İlk defa Balkanlar'da Yunanlar bile sonradan kalmıştır camiye literatürü metrona. Arap harflerini tatbik etmeye doğrudan doğruya geçiyorlar sürat. Yani Arap harfleriyle bir literatür akıyor fevkalade. Ondan sonra öyle tutuluyor boşnakça. Başka bir tatbikte falan kullanılmıyor. Çok enteresan bir şey. Mesela Yunanistan öyle değil, Müslümanlar, Pomaklar, bir camia literatürü var edebiyatı, Arap harfleriyle tutulan bir Yunanca bu. Çok dar, geniş değil, az kullanılmış. Halbuki Yorgo Dedes bunları yayınladı, pekala da uyum sağlanabiliyor. Vaka Yunan alfabesi, Arap alfabesine göre daha teferruatlıdır, onu söyleyeyim. Latin alfabesi de aynı şekildedir. Fakat bunlar bunu kullanabiliyorlar. En çok Bosna bu konuda ısrarla gidiyor. Ve derhal başlıyorlar. Öbür Balkan milletlerinde görülmeyen bir şey kendi dillerinin, kendi dinlerinin orijinal edebiyatını, yan edebiyatını, köken edebiyatını öğrenmek. Çok az Bulgar'da dini inanışının kökeni olan Ortodoksya ve Yunanca'yı eskiden esaslıca öğrenmek dışında bu pek yaygın değil. Bunu öğrenenler de zaten kendilerinin Bulgar olduğunu unuttum. 17-18. Asırlarda Yunan Mektebi'ne geldi. Bu iş 19. asırda değişmeye başlamış. Latince'yi çok insanlar bilmezlerdi, Katolikler ve varsa Balkanlarda. Romenler başladılar. Bu tip bir eğilim görünmezdi. Yani Sırplardan çok büyük Bizantins çıkar mı bilmiyorum. Genel Ostrogorski mutlaka çıkmıştır. Efendim eski Yunanca'nın en büyük alimleri İngilizler, Almanlar veya Sırplar mı dersen yani belli kim olduğum. Halbuki bu boşnaklarda iş değişiyor. Zudi diye bir adam daha fetihten 60 sene bile geçmemiş. Zudi Bosnevi bugün için bile, en büyük hafız şerçesi, salih, en büyük hafız salihi. Bu boş bir laf değildir. Çünkü hafızı serh etmek bir şey. Bu serh etmek için hafızı Müslümanlığınız yetmez. Zerdüştilik bilgisi yetmez. Eski Mezopotamya mitolojisini bileceksiniz. Feodosiyi bilmek de yetmez. Ve insanların bu edebiyatta, bu kültürün içinde halle hamur olması gerekir. Şimdi bu Bosnalı nereden oraya gelmişti? Hala bile kullandığımız en iyi hafız serdi, Suudi, Bosnevi. Bu doğrudan doğruya o kültürün şeysi. O bakımdan Bosna'nın konversiyonu dedikleri, yani ihtidası, Müslümanlığa geçmesi, Müslüman dünyası için bugünkü bir kazançtır. Şahsen, bu da bir parantez içinde beni ilgilendiren bir laf ama iştirak edeniniz de olabilir. Yaka sitmeye başladığım zaman kendi muhitimden, çevremden ve mensup olduğum dinden bir Bosna veya Kazan Tataristan'ı gezisi yapmak istiyorum doğrusu. Adam içi açılıyor. İşte Müslümanlık olmuş diyorsun yani. Her şeyle, adetleriyle falan. Çünkü işin külhüne iniyorlar. Literatür olarak külhüne iniyorlar. Edebiyat olarak, içtihat olarak külhüne iniyorlar. Bir davranış olarak, bir toplumsal disiplinleri var.
ve dinde en önemli şey ritüelin yanında customs denen gelenektir. İngilizlerin custom dedikleri için gelenek, görenektir. Burada cımıma başladığı an zaten dinde çıkıyor, cemaatle gidiyor. Bu çok açık bir şey. O bakımdan da hepinize de bunu tavsiye ediyorum. Yani turistik hedeflerden biri Bosna olsun, işte ise iki yılda bir çok iyi olur. Yani görürsünüz, İslamiyet bu mudur yoksa başkalarının öne sürdükleri uygulamalar mıdır görürsünüz. Ve hala hazırda da dünyada daima Bosna'dan birkaç kişi çıkar ki herhangi bir Müslüman memleketin ilahiyat fakültesinde veya tarih fakültesinde istihdam edilsin. Çünkü onlarsız olmuyor. Bu fethiyle bize gelen budur. İkincisi tabi Fatih Sultan Mehmet Han burada çok enteresan bir uygulama yaptı. Yerli nüfusa görev veriyor. Sancakbey olarak, idareci olarak, işte İshakoğulları veriyor. İsa Bey çok meşhur. Ve İsa Bey aileden yani kuzen padişahdan biliyorsunuz ikinci Erkan'ın Sultan Süleyman Hazretleri'ne. Ve bu devam ediyor. 16'da da devam ediyor. Viyana kuşatmasından sonraki yıllarda da devam ediyor. Herkes diyor ki bir ara ben bile yanıldım. Bu kuşatma yıllarından sonra Bosna'nın idaresi güçleştiği için yerlilere müteselim ve sancak beyi rütbesiyle hep verilmiş. Yani bu çok açık görünüyor, çok yaygın. İlla verilmiş değil ama verilenler onlardan çıkıyor. Bu çok enteresan bir şey yapıyor. Çünkü devlet hayatına, organizasyona intibak kabiliyetleri yüksek. Ve bir ahde girdikleri zaman, bir agremana girdikleri zaman uzlaşmaya, onu değiştirmek akıllarına gelmiyor. Bu mesela Kırım Hanlığı'nda da söz konusu. Kırım Hanlığı mümtaz bir beylik, yani otonomisi olan bir idare. Ve o mümtaz beyliğin içinde harici ilişki bile vardır. Yani oraya dışarıdan sefir gelir, o da sefir gönderir. Litvanya'da Kırım sefiri var ve bir Cenevizli Mirza Vincenti mesela bilmem Erdel Beyliği ile yazışma yapıyor falan. Baktığın zaman Varşova Paktı dönemi gibi böyle Rusya ve diğer müttefikleri fakat askeri bakımdan böyle bir otonomi söz konusu değil. Ateşli silah kullanıp kullanmayacağına, ne kadar kullanacağına merkez karar veriyor. Yani o bizim işimiz, Osmanlı'nın işi ve ne tip asker yollayacağına onlar karar veriyor. Bu adeta sıkı bir askeri ittifakın parçası gibi. Şimdi Bosna'da da böyle bir durum var. Ve tımar sistemi uygulanıyor hemen. Bu çok önemli. Birçok yeni fethedilen ülkelerde tımar sistemi uygulanmadı. Şaşılacak bir şey Mısır mesela. Mısır'ın sancak beyleri ve altyapıdakiler tamamen eski memluklardı. Çünkü vakti Osmanlı. Bu memluklar zaten yabancı bu Araplara. Başında müstevli olarak oturuyor. Şimdi ben kullanayım diyor. Çok akıllı bir şey. Yani adamın itaat edeceği başka yer yok ama sistem de ona göre değişmiyor tabii. Mesela Suriye'de tatbik ediyor, bilmem efendime söyleyeyim, bugünkü Lübnan mıntıkası da tatbik edilmiyor. Bir sürü şeyler var, etnik gruplar, Dürziler falan, onları kendi havasında bırakıyor. Filistin'in neresinde tatbik ediliyor, uzun bir iş onu şimdi sanırım, edilmediği yer var. Yemen'de tatbik. Tabii bugünkü Suudi Arabistan, Hicaz toprakları da edilmiyor. Bugünkü Irak'ta edildiği yer var, edilmediği yer var ama çoğunlukla ediliyor. Çünkü çok zengin bir ziraat, çok çok fazla etnik grup kalabalığı var. Bunların hiçbirine otonomi verilmez. Şimdi Bosna'da da demek ki yeknesak bir yapı var ki bu iş tatbik edilmiş.
O bakımdan Osmanlı idaresi boyunca Bosna'nın önemli bir katkısı var. Bazı şeyler sır değildir. Yavuz Sultan Selim Han Suriye ve Mısır'ı fethettikten sonra bizde uyduruk bir literatür çıktı, tarih meselesi. Bunu hep amatörler ve uydurukçular ortaya atıyor. Efendim bir sürü Arap ulemasından bir sürü adam getirmiş. Sayıda 3000'den başlıyor. Bizi Araplaştırmak için estağfurullah yani mümkün değil. Çünkü buraya Arap ulemasını getirir medreselerimizde, mahkemelerimizde, fetva makamında bunlara yer verirsen ertesi gün kavga ederler yerlilerle. Gırtlak gırtlak gelirler. Onlar bunların Arapçasıyla alay eder. Arapçayı temiz aksanla konuşmuyor yahut konuşamadan yazıyor diye. Bizimkiler de onların her şeyini alay eder. Yani çok önemli bir şey bu. Ve bu bizimkiler dediği zaman Anadolu ve Rumeli Türkleri dışında işin içine karışanlar sadece Bosnalılar ve Kırım ulemasıdır. Çok enteresan bir şey bu. Yani Bosna uleması ve Kırım uleması merkez bürokrasiyle bir aradadır. Merkezi ilmiye sistemine, terfi sistemine uydurabilmişlerdir. Öbürleri için Arap-Acem defterdarlığı denirdi. Mali bakımdan ayrı. Kaz askerler de öyle işlem gördülerdi. Arapistan ulemasının medreselere tayini, kadılıklara tayini bir uzun zaman ayrı bir kompartıman haline gitmiştir. Bir kompartıman haline gitmiştir. Böyle bir şey burası için söz konusu değildir. Onun için bu dediğim ülkelerin bu merkezi sisteme uyumu fevkalade yüksektir. Bir problem yoktur. Merkezi idareyle gider. Vaktaki bütün bu Pazarovçu anlaşmaları, Karlovçu anlaşmaları, Rumeli'de Avusturya ile savaşıyoruz. Yanında daima Rusya'yı gidiyoruz. Buradaki bu yapılanmaya rağmen iş değişmemiştir. Bosna her şeye rağmen bu tarafta kalmıştır. Karadağ Mladikası mesela bağımsızlık için ayaklanmıştır. Adriyatik sahilleri ya Venedik'in kuvvet kontrolündedir ya da sonradan Avusturya'ya geçecektir. Ama Bosna her zaman bu taraftadır. Ne zaman Bosna elden çıktı? Efendim Bosna Hersek olaylarıyla olayları çıkaranlar Boşnaklar değil ki. Aynen bugün olduğu gibi o Bosna Hersekovina denen yerde Hersek'ten çevirmediler Hersekovina ve biz Hersek demişiz. Oradaki Hristiyanlar, onlardan çıkıyor ayaklanmayan Pamslav bir tavır, oradan çıkıyor. Bu bastırıldı. Ama Berlin Kongresi'nde hepiniz biliyorsunuz, herkes Rusya'nın yağmasına karşı cephe aldı. Yani Almanya ve Avusturya yan yana geldiler. Avusturya Hariciye Nazırı Graf Andrássy'di, Kont Andrássy. İşçi, Gabor Andrássy Macar'dır. Macar ayaklanmasının milliyetçiliğin öncüsüdür. Fakat sonunda biliyorsunuz Avusturya Macaristan eşit olarak tertiplenince o da o ikisinin ortak dış bakanı oldu. Sonra başbakan da oldu. Bismarck'la arası çok iyi çünkü Almanya'yı tutuyor. Avusturya'ya karşı bir yedek gibi görüyor Avusturya sesine. Anlığına karşı hemen işe el attılar. Bosna'yı biz Avusturya'ya alalım diye. Tamam mı? Nasıl ki İsrail'i de Rusya'ya dur bakalım arkadaş sen nereden giriyorsun buraya? Bu imparatorluğun Balkan'ı bu kadar alıyorsun diye müdahale etti. Bulgaristan'ı bile elinden aldılar Rusya'nın. Efendime söyleyeyim. Çok kurtardık ve kurtarıldıkları için bize müteşekkir dedikleri memleketi. Sonunda oraya ne oldu karşılığı? Kıbrıs'ı bize geçici olarak verin, geçici işgal. Aynı şekilde Avusturya'da
geçirdi işgal. Fakat dikkat edin, Avusturya'ya verilmedi. Macaristan'a da verilmedi. Avusturya Macaristan'a verilmedi. Tek eyalettir ki K und K, Kuk diye yazılır. Kaiserlik und Königlik. Bununla birlikte işgalden hemen sonra başa geçen koloni, vali Macar asıllı bir aristokrat olduğu için Avusturyalıların aksine ve beklenenin aksine Bosna Hersek'teki Hristiyanları değil Müslümanları onlara meyleden bir yapısı vardı. Bu çok enteresandır. Böyle şeyler çok oluyor tarihimizde. Mesela İzmir'i işgal ettiği zaman Venizelos İşte bu İslam hukukunu da biliyor, iyi memur diye, iyi bir seçim yaptı. Stadiotis diye bir vali tayin etti, bir high commissioner, o bölgeye biliyorsunuz, 1919'da. Adam şaşılacak bir şekilde Rumları değil, Türkleri bilmiyor. Yani bu yapılacak şey de bu gibi yerlerde, yerli halka bakıyor, iyi bir idarecisi. Değilse, kimin işe yaradığını, kimin hırs çıkarmadığını, kimin neyse ne artık ahde vefa gösterdiğini ve hayatını ona göre düzenlediğini görüyor, mesele çıkarmıyor. Bu yüzden buraya hemen iltica eden bir takım Bosnalıların bazılarının geriye döndüklerini görüyoruz. Çok ilginç bir şey Bosna'da. Biliyorsunuz bu ilhakta çok önemli bir parça, yani Sırbistan'la Karadağ'ın arasında kalan bir bölge vardı Bosna'yı, ana vatana imparatorluğa bağlayan. Ona Yeni Pazar veya Novi Pazar denir. Oranın idaresi 1912 Balkan Savaşı'na kadar bizde kaldı. O yüzden Novi Pazar'la boşnakların merkezle bağlantısı daha çoktur. İstanbul Türkçesini vesaire de daha iyi koruyabilmişlerdir. Yalnız tabii iktisadi bakımdan da öbür taraftan daha da fakir olduklarını söylemek lazım. O çok açık. Buna rağmen hiç öyle bir şeye de hallenmemişlerdir. Biz de Bosna'ya gidip bağlanalım Avusturya'ya falan diye. Öyle bir şey yok bu taraftalar. Buna dikkat edin. Bu bir umumi mekanizmadır. Bugün şöyle bir anlayış var. Kıbrıs adasındaki insanlar, yani yerli Türkler bizi istemiyorlarmış ve öbür tarafla birleşmek istiyorlarmış. Bu doğru değil. Birleşmek isteyenler var ama onlar değil. Oraya getirip yerleştirdiklerimiz. Yani onun için bu çok genel bir kalıptır. Tarihin kuralları, işleyişi kendine göredir. Fakat her zaman da kendine göre değildir. Ne de olsa insanız, insan toplumuyuz. Bizim de genel kurallarımız var. Tabiat dinlerindeki tabiat olaylarındaki gibi. Bu çok önemli bir fasıldır. Bunun üzerinde durmamızı özellikle rica ediyorum. Ve bir müddet sonra biz epey bir zaman geçtikten sonra, çünkü 40 yıl işgal yılıdır. Ve bu Avusturya için beyaz bilgiler oldukça zor bir idare sistemidir. Fakat gerekli yatırımları yaptı. Demir yoluydu, efendime söyleyeyim, ziraatta bazı şeylerinden istifade edebilme Bosna'nın. Şurası bir gerçek, ormanlaştırdı ülkeyi. Bir takım yerlerde Forstwissen şartı tatbik edebildi. İktisadi bakımdan Macar idaresi bizim için bir süzgeç olmuştur. Avusturyalılarla geçinemiyorlar. İki kardeşe verilmiş, ikisi de kavga ediyor sabah akşam. Benim topum, senin topun, ver makasın yeri gibi. Bizim orayı ziyaret eden heyetlerimizden bir raporunda bunu gördük. Ziyafet sofrasında tutup irade edilirken Macarlarla Almanlar, Avusturyalı Almanlar pek fena birbirlerine girmişler. O çok sık olurdu. Orduda da olurdu. Ve onun için Avusturya ordusu kötü bir orduydu.
Yani bir kere din dedikleri yok, ülkü dedikleri yok, silah var ama o başka bir şey. Her zaman işe yaramıyor. Bu bakımdan orada tabii Bosnalıların hem zirai bakımdan ama bilhassa memleketteki sanatlar ve eğitim bakımından kendilerini iyi kurtardıkları. Çünkü bir engelle karşılaşmadıkları görülüyor. Bu çok mühimdir. Engelle karşılaşmıyorsan gelişirsin. Mesela Bulgaristan'da Türklüğün Türkçe eğitimine karşı konulmuştur. Engel vardır. Ama Bulgar eğitimine girdikleri zaman ortaokul lisesine vesaire fazla engel yok. O zaman ne oluyor? Bizim çocuklar yani Bulgaristan'dan gelen, Tuna boyundan gelen göçmenlerimiz, ben hocayım, Batı Trakya'dan gelen çocuklarımızdan daha bilgili, bunu gördüm. Hatta öyle devir oldu ki sınıftaki en iyi öğrencilerim her zaman için Bulgaristan'dan gelenler oldu. Yani Rusçayı da biliyor, Batı dilini de biliyor, Bulgar'a ne veriliyorsa lise de ona da veriliyor. Tabii engel yok. Türkçeleri tamamen ev konuşmasıydı. Ama çok lisan bildikleri için tabii açığı kapatıyorlar. Öbürkü gibi değil. O bakımdan bunlar kurallardır. Bir memlekette azınlıklar, azınlıkların ana vatana ittifakı, karşı tarafla mukayesesi gibi problemlere geldiğiniz zaman dedikoduculuktan, hazır kalıpçılıktan kurtularak işleri mütalaa etmek zorundasınız. Ve buraya gelen Rumeli göçmenlerin hepsi gibi Bosnalıların da ne rolü oldu? Memlekette ziraat iyi değildi. Çok açık. Serbest fırka deneyiminden sonra rahmetli Atatürk çağırdı Aydın'daki serbest fırka il başkanını, yani Adnan Bey Menderes'i. Sen ne istiyorsun dedi bana. Çünkü konuşmaları falan çok sertmiş. Ama bir yandan da bakıyor ki işte efendiden iyi dinli, rafine, çok güzel konuşan bir adam. Takdim ediyor kendisini. Adam yedek subay teğmen olarak terhis olmuş. İstiklal Harbi'nde madalyasını almış. Maalesef tabii içi yumuşuyor genç subayına karşı. İşte anlatıyor burada diyor. Arazi reformu yapacaklarmış. Ne reformu? Önce teknik reform yapsınlar. Yani şimdi ben size diyor, gidin şuradan diyor, gösterisinden bir yer. Bir çift İtalyan iskarpünü fiyatına diyor, istediği alırsın işte diyor, Ekimli bir yer, Aydın arasında bile. Ama bunu işleyecek ne alet var, ne eda var, ne sana akıl verecek bir teknisyen var. Ne de senin vergi meselelerini halledecek bir mali mekanizma var diyor. Umur değil hükümetin diyor falan anlatıyor. Sen bunları rapor halinde yaz diyor. Yazdıktan sonra mebus yaptı. Yani muhalif gördüğü haşlayacağına mebus yaptı. Bunun gibi burada ekim yok, biçim yok. Topraklar boş. O bakımdan bu gelenler bilhassa 20'den sonra ıslah ettiler memleketi. Bu çok açık bir şey. Tütün ziraatı geldi. Çünkü ahmak Yunanistan ve Bulgaristan o zaman yani idare edilme olduğu gibi bunları yolluyor bu tarafa. Yolluyorsun ama senin tütünü kim ekecek? Sigara fabrikalarını kim çalıştıracak? Mahvoldular tabii. Buraya geldiler. Bütün Tuna boyu göçmenleri ayçiçeği ziraatı dahi geliştirdiler. Hele bilhassa Tito'dan sonra tabii herkes de çok memnun oturacak değil. Yugoslavya'dan, Bosna ve Makedonya'dan gelen ve Bulgaristan'dan itilerek gelenler burada sanatları, şehirsel sanatları, tıpta ara mekanizmalar geliştirdiler. Çünkü Bulgaristan'da o dallar iyiydi ve iyi eğitim veriyordu. Yani mühendis değil ama ustabaşı yetiştiriyor. Çoban yetiştiriyor iyi. Veteriner hekimin yanında bilmem ne elektrik teknisi falan. Bu Turgut Özal zamanında da Zivkov zamanında da yaşandı. Zivkov 300 bin kişiyi kapıya koyunca Bulgaristan böyle
bu tarafta millet adam gördü. O yüzden tabii ben de böyle çok hoşlanmıyorum ama Bursa'da bir zirai zenginlik merkeziyken yanlış seçim yapıldı ama bir başka yerde de aynı şey olurdu. Müthiş bir sanayi kalkınmanın içine girdi. Sanayi kalkınma öyle sırf kapitalle yok, mühendisle falan olmaz. Bursasız, kalifiye işçisiz yürümezmiş. Onu yaptı. Bu gelen Rumeli nüfusunun Türkiye'ye ikinci harften sonraki kalkınmada inanılmaz bir faydası ve rolü olmuştur. Bizzat kendi hayatımızda taşrada ve merkezde doğru dürüst hemşire, sağlık memuru, hasta bakıcı, laboran falan dediği nesnelerin hepsi doğru dürüstünü bu şekilde gördük. Bu çok önemli bir şeydir. Yani bunların üzerinde durmanız lazım. İmparatorluğun fütuhatının faydalarını yeni yeni topluyoruz. Bu çok önemli. Bu Bosna işgal edildikten sonra yapı icabı tabii. Bir Hristiyanlarla onların ideolojisiyle hiç beraberliği olamaz. Yani bir Sırp milliyetçiliği falan. Ve Avusturya tarafından asker olarak istihdam ediliyorlar. Fesli hepsi. Fesli. Suvari çok iyi suvariler. Ve o karma karışık kozmopolit disiplinsiz orduda kendilerini gösteriyorlar. Örnek. Harp patlıyor. Koca Avusturya Macaristan ordusunu Sırplı ve Karadağlı herifler püskürtüp yatıyorlar geriye. Attıklarıyla geri kalmıyorlar. Olabilir ben bunu alkışlarım. 60'ın 20'sini içeri. Oradaki Bosnalı nüfusu katletmeye başlıyorlar. Hırsızlığa başlıyorlar. Bu çekilir bir şey değil. O yüzden Bosna'nın bu askeri alayları müthiş bir şekilde Avusturya ordusunda öne geçmişlerdir. Ve bir ara bu ordu yeni bir şeyle, mukabeleyle Belgrad'a bile girdi. Püskürtü onları. Bu çok önemli bir pasaj. Tekrardan şey yaptığı zaman, Almanlar geldiği zaman Avusturyalılar öne gidebildiler. İşte bu ara mıntıkada Bosna Osmanlı alaylarının çok büyük rolü görüldü. Ben 1972'de işte Avusturya'da doğduğum bebekliğimin geçtiği köyü ziyarete gittim. Bizi hatırlıyorlar. Biz de onları hatırlıyorduk. Eski Avusturya başka bir şeydi. Bugün o yok. Yani karşılıklı bir işgalcıya çok çirkin gelişmeler görülüyor. Onların havaları değişmiş. Bizimkiler de çok iyi değil. Doğru konuşmak lazım. Yani oradaki yerleşim, iş yapan nüfusumuz. Adamlar işte beni evlerine kabul ediyor eski komşularımız falan. Komşumuz olan o zaman Frau Joller'in bir abisi var. Yaşlı bir adam, 70'ti ama tabii o yaşlardan birinci Cihan Harbi'nin veteranı. Yahu dedi bu sizin Türklerdi, ama girerlerdi dedi. Bir girdiler mi dağıtıyorlardı, ne Sırp kalıyordu ne bir şey dedi. Ne İtalyan kalıyordu dedi, sonra İtalya cephesine de koymuş. Bizimkiler tabii şimdi onu anlatacak değilim ne olduğunu. Fesli oldukları için ve hiç kimse de onlara boşnak boşnak demiyor, Türk diyor. Muhtemelen adamların kendileri öyle diyor askerleri, kendilerini tanıtmak için. Bu tabii bir şey ki bazı halde çok az vesikada bulabileceğin kalıntılar falan sana böyle sözlü tarihle gelebiliyor. Bu çok önemli. Yalnız iyi takip etmek lazım. Yani meticiyi iyi kavramanız lazım. İkinci Can Harbi'nde uzatacak değilim. Surat oluyor. Mikhailovski olsun. Mikhailovski olsun. Diğer o Sırplılar olsun, Hırvatlar olsun, onların o şeyleri, Çetnikler olsun bu taraftan. Maalesef Hırvatlar Alman taraftarıdır. Bosnalıları ezmişlerdir. Sırplar güya karşıdır. Çetnikler.
Hem onlar da Bosnalı etmişlerdir. İki tarafın arasında kalmışlardır. Halbuki Boşnakların içinde bazı neşriyata dikkat edip Alman taraftarı olan Asyevs'i gene bu tarafı destekliyorlar. Bunu da göze almamışlardır. Onun için Tito Bosna'da çok sevindi. Bu havayı zorla dağıttığı için kolay da değil. Kendisi Hırvat, bir sürü Hırvat'ın canını okumuştur. Kendisi yakındır onlara, karısı Sırp'tır, Sırpların canını okumuştur. En yakın arkadaşını Brankovic'i işten attı, Arnavutlara eziyet ediyor diye. Zor bir şey öyle bir ülkede bir devlet sesi kurmak. Tabii kuramadı, daha sadece ömrüyle sınırlıymış. Bu arada Bosna hayatına devam etti. Almanya'yla iş gücü dolayısıyla ilişkileri olacak. Bize göç etmeye devam ettiler. İstanbul'umuzun mahalleleri var. Gidip gördüğün zaman Bayrampaşa'yı öbürlerinin arasında çiçek gibi bir yer. Bir doğa Avrupa şehri gibi. Böyle ayrılıyor Bayrampaşa içinde. Ve hayatımıza devam ediyoruz. Karadağlılar var. Novi Pazar'dan, Yeni Pazar'dan gelenler Sancak diyorlar. Onlar biraz daha ayrılıyor. Bazı günler oluyor, gidiyorum. Tabii ben Karadağ Akademisi'nde ve Bosna Akademisi'nde, Bosna Hersek Akademisi'nde fahri değil, korespondant üyeyim, yabancı üyelerden. Onun için davet ediyorum. Sefirler geliyor. Sırpça konuşuyorlar. Ama duvarda Atatürk var. Türk bayrağı var. Ve o mantalitenin, o kültürel saklamanın ötesinde vatana bağlılık ve vatandaşlık var. İşte bu istenen şeydir. Amerika'da anlatıyorlardı bana, vatandaşlar kabul töreninin birisinde herhalde o gün entelektüel Amerikalılar, yeni Amerikalılar, yeni giriyorlar, yeni girmişler. Yüksek mahkeme üyelerinden biri konuşma yapmış. Şu anda zaten artık bizim Amerikalımız, vatandaşımız. Sizden geldiğiniz ülkenin dilini, adetlerini terk etmenizi istemiyoruz. Amerika'ya bağlılığınız yeter. Bunu yapın demiş. That's what makes America a great country. Amerika'yı büyük ülke yapan budur demiş. Biz imparatorluğumuz, imparatorluğumuz çocuklarıyız. Hala onun mirası üzerindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yani o Türklerin imparatorluğuydu da Türklerin Cumhuriyeti'ni sakarsınlar. Türkiye'yi önemli bir ülke ve gelecekte büyük ülke yapan şey budur. Biz mirasımızı koruruz. Bizim için Bosna bir parçadır, çok önemli bir parçadır. Ve o önemli parçanın biz Rumeli olarak içimizde yaşamasına son derecede memnunuz, mutluyuz. Ve mutluluğun ötesinde şükran duymalıyız ki varlar. O zaman bu ülke başka bazı iktidarlıklara, bazı engellere karşı daha sağlam durabilecek demektir. Onun üzerinde de ısrarla düşünmenizi hemen ediyorum. Laf biraz uzadı. Özür dilerim. Galiba başka programda var. Herhalde salonu boşaltmamızı isteyecekler. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hocamıza çok teşekkür ederiz. Efendim günün anısında Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Uraş Akan Beyefendi. Efendim biraz oturabilir miyiz? 5 dakika. Kendilerine tablo takdim edecekler. Buyursunlar. Beyefendi oturabilir miyiz şuradan? Gurur tablosuna gelirler bir alkış rica ediyoruz.
değerli söyleşileriyle kitap fuarımıza değer katan sevgili hocamızı coşkulu alkışlarla uğurluyoruz efendim. Ben de çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Bundan tam 20 yıl önce efendim, çok az. Siyasi tarih dersimizin ders kitabıydı. İtfaiye Kurulu'nun en uzun 100 yılı. Sonrasında nasip oldu. Kaymakamlık mesleğimde de hocamız bizleri Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı'nda kendisiyle tanışma şerefine eriştik. Sonrasında da yine kaymakamlığa atanmadan önceki kursumuzda da bizlere açılış dersini yapmıştı. Bugün de burada kendisini ağırlamaktan dolayı çok memnunuz. Kendisini bir arada bulmaktan dolayı çok gururluyuz. Bursa'ya dair tespitleri bizler için çok önemli. İnşallah biz de bu mirası koruyarak geleceğe taşımakla ilgili üzerimize düşen vazifeyi layıkla yerine getiririz. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Efendim, değerli günler sevgili kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kendini alkışlarla salonda buluyoruz.